Evet, YouTube severler. Bugün de sizlere çok farklı bir hizmet alanından, çok farklı bir yapacağınız üründen yine karşınızdayız. İsmini verdiğim Lipoman ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Lipoman ürünü tamamen bir temizlik ürünü, tamamen doğal, tamamen parasal bir değeri olmayan atık maddelerden yaptığımız bir ürün. Neler kullanıyoruz? Malzeme olarak da neler ihtiyacımız var? Onları göstererek size kanalımı devam ettirelim. İlk önce bir bidona ihtiyacımız var arkadaşlar. Bidonun yarısına kadar su kullanıyoruz. Bu suyu kesinlikle şebeke suyu kullanmıyoruz. Ya yağmur suyu kullanıyoruz ya da köyden getirdiğimiz bir su kullanıyoruz. Amaç buradaki çeşme sularının içerisinde klor var. Klor olduğu için fermantasyonu engelliyor arkadaşlar. O yüzden dolayı muhakkak köy suyu ya da yağmur suyu kullanıyoruz. Yanımda gördüğünüz ürün arkadaşlar Lipoman ürünüdür. Yani neden oluşuyor bu? Limon, portakal kabuğu ve mandalina kabuğundan oluşuyor. Belli bir miktarda nohut kullanıyoruz. Evde yine yediğimiz elma kabuklarını, elmanın kelçüklerini çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Ekstradan koku versin diye de arkadaşlar taflan yaprağından yaptığım suyu da ekleyeceğim içerisine. Kokusu dolayısıyla narenciye kokularıyla birlikte taflan yaprağının kokusunu da karışımını sağlamış olacak. Buradaki görmüş olduğunuz ürünlerde taflan yaprağı yoktu. Şimdi biraz daha geliştirerek taflan yaprağı da koymuş olacağım. Şart mı? Şart değil arkadaşlar. Taflan yaprağı yerine farklı aroması olan yapraklar da koyabilirsiniz. Dolayısıyla yüzeyleri temizlerken arkadaşlar o kokuyu da evin içerisinde mis gibi veriyor. Zaten bunlarla yüzeyi temizlediğinizde tamamen narenciye kokuyor arkadaşlar. Ve yüzeyde bırakılan lekeyi, o pahalı ürünlerle bırakan lekeyi kesinlikle bırakmıyor arkadaşlar. O kadar da mükemmel bir temizlik yaratıyor. Bunu kullanan İstanbul'a gönderip de kullanan ablam var. Kesinlikle diyor çok harika diyor. Benim diyor alıp diyor satın aldığım diyor ürünlerin diyor ben bile diyor çok üstte kesinlikle leke bırakmıyor ahşap yüzeylerde diyor. Daha farklı kullanım alanlarını da banyoda ve lavaboda göstereceğim. Videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Daha önce kullanmıştım. Şimdi belki merak etmişsinizdir bunu nasıl hazırlıyorsunuz? Bunu da arkadaşlar sadece gördüğünüz gibi kabın isterseniz tamamına kadar doldurabilirsiniz yaprakla. Üzerine yine köy suyu koyuyorsunuz ya da şeyi şebeke suyu koyuyorsunuz. Ağzını kapatıyorsunuz. 21 gün bekletiyorsunuz arkadaşlar. 21 gün beklettiğinizde kokusu taflanın yaprağının kokusu direktmen suya bırakıyor arkadaşlar. Ve onu bu kabın içine koyacağım. Ben yapraklarıyla da birlikte ekleyeceğim. Birlikte fermente olsunlar diye. Biraz renk tonu belki buradaki renk tonundan değişecektir. Yaptığınızda arkadaşlar şunlara dikkat etmenizi isterim özellikle. Bu ürün 2 senelik bir ürün şu anda. Şu görmüş olduğunuz küçük ürünlerden belli bir sayıda elimde var. Ordu ilinde bulunan arkadaşlara bedava verebilirim. Bağlantı kurabiliriz. Birçok ürünü zaten bedava dağıtıyorum. YouTube kanalımda görmüş olduğunuz yaptığım ürünler ya da bulduğum ürünler varsa onları da her zaman bedava vermeye hazırım istediğiniz takdirde. Evet, bir de malzeme olarak bir avuç kadar nohut kullanacağız arkadaşlar. Ve evde elimize geçtikçe ne kadar portakal, mandalina, limon varsa kabımızın içerisine koyacağız. Bunun bir süresi yok arkadaşlar. Elmayı da, elmanın kabuklarını da koyacağız. O yüzden dolayı yarısına kadar doldurduk. Yarı kısmının da geri kalanını bu malzemelerden oluşacak. Yaklaşık bir 4 ay gibi 6 ay toplamda bir 6 ay kadar kalacak. Ve buradaki malzemeler dibe çökecek arkadaşlar bu malzemeler. Dibe çöktükten sonra bunu süzeceksiniz arkadaşlar. Süzdüğünüz zaman hemen yine böyle berrak bir su elde edemezsiniz. Bakın dibinde birikmiş olan bir tortusu var. Bu tortuyu 2-3 defa da süzerseniz o zaman tamamen şöyle berrak bunu evin yüzeyinde kullanabileceğiniz kısım. Bu alt kısmını da arkadaşlar banyo, tuvalet, çamaşır makineniz, bulaşık makinenizde kullanabilirsiniz.
Ben şimdi burada dilekmem malzemelerini içeri döktükten sonra yüzey temizliğini nasıl olduğunu göstereyim. Ha bir de arkadaşlar ben şimdi buraya eklemedim. Onu da göstermem lazım. Sirke koymamız lazım. Özür diliyorum. Bir bardak da sirke alıyorum hemen yine. Evet arkadaşlar bir bardak da sirkemi hemen yine kabın içerisine de döküyorum. Evet bir bardak sirkemizi dökmüş olduk. Nohutumuzu koyduk içerisine. Arkadaşlar mandalina portakallarımızı ekliyorum. Yenmiş olan, kullanılmış olan elma kapçıklarını da ekliyoruz. Bugünlük bu kadar koymuş olduk. Tabii ki taflan suyunu da ekliyorum arkadaşlar. İçerisine. Hatta yapraklarını da katmayayım. Zaten kendisi bakın suyun rengini zaten hafiften bir değiştirdi. Evet. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı. Taflanın şeyinde şu yapraklarını ben geri alayım. Taflanın kendisini de kurabilirsiniz ama bunu kurmadan önce ikisini ayrı yaparsanız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz bu ürün yaklaşık bir 4 ay kadar kalacak ama içerisine tabii ki yenecek malzemenin, konacak malzemenin ne kadar olacağı o da önemli. Ona göre süreci uzayabiliyor arkadaşlar. Sonuçta bir 6 ay gibi bir süreçte ya da bir 7 ay, 8 ay gibi bir süreçte çok güzel bir dezenfektanınız ortaya çıkabiliyor. Tekrardan söylüyorum, dezenfektan nerede kullanıyorsunuz? Yüzey temizlemelerinde, lavabolarınızda, tuvaletinizde, banyonuzda, çamaşır makinesinde dahi kullanabilirsiniz. Hatta bulaşık makinenizde. Arkadaşlar, bu kadar mükemmel bir ürün. Özellikle de ahşap temizlemesinde harika bir üründür arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde kimyasal yok ve atık olan bir malzemeyi çöpe atmıyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz. Ekonominize de bütçenize de bir katkı sağlıyorsunuz. Benim için en önemlisi bir çevreci olarak arkadaşlar doğayı kirletmiyorsunuz. Doğayı daha temiz olarak tutuyorsunuz. En önemli kısmı bu bana göre. Şimdi ben size temizlemelerinin lavaboda nasıl olduğunu onlara da göstermiş olacağım arkadaşlar. Burada videomu durduruyorum. İyi günler arkadaşlar. Geçenlerde hazırlamış olduğum dezenfektanın uygulamasında nasıl sonuçlar olduğunu sizlere de hediye edeceğim. Olan bu dezenfektanın veya hazırlamasını zaten anlatmıştım. Şimdi uygulamalı olarak da işin şeyini göstereceğim ve buradaki en yoğun yani dediğim size süzerken ki ayırdığım şeyler bulunuyor. Sizlere verdiğimde daha iyisini vermiş olacağım. Bakın şuradaki lekeler var ya, yağ lekeleri. Yani sonuçta bunlar kirli olarak gözüküyor. Lavabodaki şimdi parlaklığına bir bakın ne kadar parlak ya da değil. Şimdi temizledikten sonraki değeri göstereceğim size. İçerisine de hiçbir şey katmadım. Tamamen doğal. Neyden oluşuyor? Limon, portakal, mandalina kabuklarından oluşuyor. Belli bir süre bekleyip içerisine belli bir miktarda biraz nohut attım. Şeker kullanmıyorsunuz. Ona gerek kalmıyor. Tam sirke boyutu gibi düşünülerek yapılıyor. Ama sirke değil tabii. O kadar uzun sürede beklemenize gerek yok. 15 gün içerisinde hazırlanıyor. Bakın. Şimdi burada durduracağım bir videoyu. Ve durdurmayayım. Başka bir şey düşünenler de olabilir. Sadece şuradaki uygulamayı göstereyim size. Temizleyerek nasıl bir sonuç yarattığını. Bakın şuradaki biriken tortular var. Bunların nasıl aldığını bakın. Temizlediğine bakın arkadaşlar. Aslında biraz daha statik değeri de arttırsaydım değerine daha güzel olacaktı. Yani şuradaki lavabonun sizin en iyi göreceğiniz konumda biraz bırakmış.
Alan her şey değil. İyi değil. Videonun da uzamasını istemiyorum. Dakikalar. O 2 dakikaya gelmiş. Biraz bekleteyim. Bakın arkadaşlar. Dezenfektanın yaptığı işe bakın. Çıkarttığı kirler. Camları falan kullanabiliyorsunuz. Buralara. Bakın banyoyu göstereyim. Banyodaki çıkan kire bakın. Kaç lira değeri? 0 lira. Ne yapıyoruz? Atıkları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Doğayı koruyoruz. Doğayı kirletmiyoruz. Daha temiz hale getiriyoruz. Bakın daha temiz hale getiriyor. Birazdan buraya tuttuğumdaki buradaki parlaklığı da göreceksiniz. Bakın şuraya bakın. Bunlar buradaki çıkan kireç lekeleri. Daha ziyade göreceksiniz. Şimdi ben bir suyu tutayım. Size ilk tuttuğum videoda buraya göstereyim. Bakın sadece su döküyorum. Başka bir şey yapmadım. Bezini tutmadım. Şimdi şöyle bir bezlere şeyini alayım. Bakın oradaki yağ lekelerini falan hepsini çıkartıyor arkadaşlar. Tabii şunları çıkartmıyor. Şunlar bakteriler şeylerin altlarında olduğu için onları çıkartma imkanı olmuyor. Maalesef. Evde kalınca erkekler böyle oluyor. Kocalarınıza yalnız şey yapmayın bayanlar. Bak bunlar böyle yapıyorlar siz de yapın falan demeyin yani. Lütfen. Ama çok yoruluyoruz temizlikte falan diyorsunuz ya. Bana biraz şey gelir. Hikaye gelir. Sen isteyince yapıyorsun falan. Neyse bu konulara girmeyelim. Şurada biraz yanım dağılmış. Evet. Bakın arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Görüntü gayet güzel değil mi? Şimdi camları da gösteririm size birazdan. Son halini de gösteririm. Video uzamasın diye kapatıyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Aynamızda lekeler de vardı. Onlar da gitti. Gıcırtı sesi geliyor. Bu da ne demektir? İyi temizlendi demektir. Burayı temizledik. Şuradaki şeyleri de alalım. Lavabonun işini sonlayalım. Evet. Bakın lavabo ne hale geldi. Pardon ışığı da şimdi. Evet görüyorum. Bakın. Tutulan yer. Nasıl temizliyor gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Aynaya. Tabii ki bayanlar kadar temizlemeyebiliriz. Şimdi de arkadaşlar banyodan çıkan kiri göstereyim. İlk önce kaba kirini. Algılayın. Yani temizliğini nasıl yaptığını. Bakın şuraya iyi genelde bakın. Hiçbir şey tutmuyorum ben acaba. Sadece su tutuyorum. Yerde kakışa bakın arkadaşlar. Biliyor musunuz çıkarttı? Peki. Boşu boşuna deterjanlara para veriyorsunuz bayanlar. Hem de boşuna veriyorsunuz. Bakın. Yapması o kadar da kolay. Bir de sağlıklı. Bir de sağlıklı bir olay. Ve bedava vermeme rağmen arkadaşlar talep edenleriniz de çok az. İlginç yani. O da ilginç. O da ilginç bir olay. Çünkü deneyesiniz sizler de yapasınız diye yapıyorum onu. Neyse bu kadar kameradan sonra yeter. En son halini banyonun da gösteririm. Şimdi burada durdurayım. Banyonun geldi son hal arkadaşlar. Bakın son hali nasıl. Ha pardon şunu ışığını da açayım da. Parlak böyle bir. Bakın. Geri kamıştırıyor değil mi göz?
Yazi, mazi yok. Tekrardan söylüyorum. Boşa para ediyorsunuz. Çevreyi boşuna kirletiyorsunuz. Çok basit bir yöntemle bakın ne hale gelebiliyor. Yer. Neler temizleniyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. İşte banyo. Tuvalet yüzeylerini temizleyebilirsiniz. Lavaboyu temizleyebilirsiniz. Aynayı temizleyebilirsiniz. Yerleri temizleyebilirsiniz. Bunlarla bu kadar şeyleri temizleyebildiğiniz bir ürünü her birine koyar. Farklı farklı para ödüyorsunuz. Boşuna ödüyorsunuz arkadaşlar farklı paraları. Ve çevreyi kirletiyorsunuz. Çevreyi de kirletmeye gerek yok. Ve şimdi daha önceden yayınladım. Artan elimde ürün var. İsteyenlere onlara da verebilirim. Sizler de deneyin. Ondan sonra sizler de yapın evlerinizde daha temiz bir çevrede yaşamayı nasip olsun. İyi günler diliyorum. Çok uzun bir video oldu. Kusura bakmayın.